Yeni haftaya da dünya piyasalarında korku ve panikle başladık ve korku ve panikin kol gezdiği dönemlerde hep olduğu gibi altın ve gümüş yükseliyor. Bütün fiyatlamalar inanılmaz diye işte bir hafta içinde gerçekten insanın başı dönüyor. Bir hafta önce salı günü Fed başkanının konuşma yaptığı gün, Senato'da şahin mesajlar verdiği gün ons altın 1810 doların altına inmişti. Ons gümüş 20 doların altına gerilemişti. Bugün aradan bir hafta geçti geçmedi, geçmedi aslında. Ons altın bugün 1910 doların eşiğinde. Ons gümüş 22 doların eşiğinde. Yani ons altında sadece bir ons altında 100 dolar bir haftada getiri var. Bunun arkasında tabii ki işte panik var. Hep böyle insanlık tarihi kadar eski bir mekanizma. Paniğin arttığı dönemlerde savaş, salgın, kıtlık, buhran dönemlerinde yatırımcılar, tasarruf sahipleri bir güvenli liman olarak, bir sığınak olarak soluğu altında ve gümüşte alıyorlar. Böyle dönemlerde altın yükseliyor, gümüş yükseliyor. Bunu yakın tarihten de biliyoruz. Mesela savaşın geçen sene Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde yine altın yükselmişti. 2070 dolara kadar çıkmıştı. Pandeminin patladığı günlerde yine ons altında sert bir yükseliş görmüştük. Ve işte yine dünya bir buhranla karşı karşıya. Bu seferki yalnız bir finansal buhran. Geçen hafta Cuma günü Amerika'da Silikon Vadisi Bankası battı. Dün pazar günü New York merkezi Signature Bank battı ve başka sırada başka bankaların başka Amerikan bankalarının olduğu söyleniyor. First Republic Bank mesela Amerika'nın orta boy büyüyecek bankalarından biri bugün hisse değeri %60'dan fazla düştü Amerika'da. Başka banka hisselerinde de sert düşüşler var. Bu arada Borsa İstanbul'da da bankacılık hisseleri bugün çakıldı. Bütün dünyada zaten banka hisselerinde bugün sert düşüşler vardı. Ve işte krizin merkez üssü Amerika. Geçen çarşamba başladı her şey. Önce Silikon Vadisi Bankası ki teknoloji şirketleriyle ağırlıklı olarak çalışan bir banka. Birinci çeyrekte zarar yazdığını açıkladı. Ve işte sonra Amerikan devlet tahvilleri de elindeki sattı ama zararına sattı ve bir anda iflasın eşiğine geliverdi. Ardından da aynı hikayeyi Signature Bank'te gördük. O da teknoloji şirketleriyle ağırlıklı olarak çalışan bir banka. Bütün bu sürecin arkasında ise Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın geçen sene başladığı faiz arttırımları var. Enflasyon çok yükselince faiz arttırımlarına başladı. Ama faiz arttırımları en çok teknoloji şirketlerini vurdu. Zaten siz de teknoloji şirketlerinin hisselerinden görüyorsunuzdur. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook gibi dev şirketlerin hisselerine çok sert düşüşler yaşandı geçen sene. Teknoloji şirketleri para kazanamaz hale geldi Amerika'da. Halka arz yapamaz hale geldi küçük teknoloji şirketleri. Bunun sonucunda ne yaptılar? Tabii ki bankaya koydukları nakit parayı kullanmaya başladılar ve işte bankaya koydukları nakit parada kendileriyle çalışan bankaları tercih ediyorlardı. Onların başında da Silikon Vadisi Bankası geliyordu. Silikon Vadisi Bankası'nın mevduatı bir anda bu nedenle azaldı. Ve mevduatı azalınca Silikon Vadisi Bankası ve diğer teknoloji şirketleriyle çalışan bankalar ellerindeki devlet tahvillerini satmak istediler aradaki farkı kapatabilmek için. Ama aksi ya Fed'in faiz artırımları nedeniyle aynı şekilde devlet tahvillerinin fiyatları da düşmüştü. Yani zararına ellerinden çıkardılar devlet tahvillerini ve bir anda işte büyük bir zarar yazdılar ve iflasın eşiğine geldiler. Bütün bu sürecin arkasında aslında Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını görebiliyoruz. Ama artık iş işten geçti ve Amerika'da şu anda bir panik yaşanıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde başka bankalar da, başka özellikle bu teknoloji şirketleriyle çalışan başka bankalarda batabilir. Ama dedi Janet Yellen, Amerika'nın Hazine Bakanı, bu öyle sistemik kriz yaratacak bir süreç değil. 2008-2009'da da yine Amerika'da Lehman Brothers bankası batmıştı. Önce sonra başka bankalar batmıştı ve yakın tarihin en büyük krizini yaşamıştık. Dünya krizine dönüşmüştü. Dedi ki Janet Yellen şu anda Amerikan bankaları özellikle büyük bankalar gayet sağlıklı. Bu bir sistemik krize falan dönüşmeyecek. Bugün de bu arada Joe Biden çıktı. Amerikan devlet başkanı. O da dedi ki 2008 krizinin tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ve ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Gerçekten de bir şeyler yapıyor Amerikan devleti. Dün mesela Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'te parası batanlara dedi ki bütün mevduatınız devletin güvencesinde merak etmeyin bankanız battı ama bütün mevduatınızı size ödeyeceğiz. Amerika'da 250 bin dolara kadar devlet güvencesi var ama onun üzerinde devlet ödeyeceğini taahhüt etti. Bundan sonra batacak bankalarda da belli ki benzeri süreç işleyecek. Ya yani bunlar aslında paniği yatıştırıcı açıklamalar, kararlar. Ama işte panik henüz daha yatışmış değil. Çünkü sırada başka hangi bankaların olduğunu bilmiyoruz. Birkaç banka daha belli ki batacak. Yani yerel banka tarafında Amerika'da yeni iflaslar göreceğiz ve bu iflas süreci tamamlanmadan, yani domino taşları devrilmeden, devrilecek domino taşlarının tamamı devrilmeden bu panik yatışacak gibi gözükmüyor. Yani bu borsalardaki düşüşlerin Borsa İstanbul'daki bankacılık endeksi dahi olmak üzere bitmesi için Amerika'da batacakların batması, geriye kalan sağlam bankaların da yollarına devam etmesi gerekiyor. Bu paniği bir süre daha konuşacağız gibi gözüküyor. Ve işte böyle panik dönemlerinde hep olduğu gibi bu süreçte altının ve gümüşün yıldızı parlayacak. Buna karşılık dolar zayıflayacak. Çünkü bir kere krizin merkezi Amerika. Ve ikincisi bu panikte Amerikan devlet tahvillerinin getirileri düşüyor. 2 yıllık Amerikan devlet davilinin getirisinde bugün çok sert bir düşüş yaşadık. Ve dolar endeksi de zayıf kalacak belli ki. Nitekim bugün %1'e yakın değer kaybetti. Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 104'ün altına indi. Ve dolar endeksi geride euro yükseldi. Euro dolar paritesi geçen hafta yine Jerome Powell sebebiyle 1.05'e kadar inmişti. Ve bugün 1.07'nin yeniden üzerinde ve euro dolar karşısında değer kazanınca TL karşısında da değer kazandı. Geçen hafta yine aynı sebeple Powell'ın konuşması sebebiyle 20 liranın altına inen euro TL bugün 20.33'ün biraz üzerinde. Peki bütün bunlar olurken dolar TL'ye ne oldu? Aslında orada da bir hafif hareket var ama çok hafif bir hareket. 18.97'nin üzerine çıktı. Dolar TL de bir aslında altında ateş giderek artıyor. Altındaki ateşin kaynaklarından biri enflasyon, diğeri cari açık. Ve bugün Türkiye'de Ocak ayı cari açık verisi açıklandı. Ve Türkiye'nin aylık cari açığı uzun zamandır görülmemiş bir seviye. 10 milyar dolara yaklaştı Türkiye'nin cari açığı. 9.8 milyar dolar Türkiye Ocak ayında cari açık verdi. Ve böylece yıllıklandırılmış cari açığı yani bir yıllık cari açığı Türkiye'nin 50 milyar doları geçti. Geçen seneyi 48.5 milyar dolarlık cari açıkla kapatmıştık. Şimdi Ocak ayında 51.7 milyar dolar oldu cari açık. Cari açık demek dolar talebi demek içeride. Çünkü cari açığı kapatmak için dolar talep edilecek ve yine bu arada ocak ayındaki cari açığın neredeyse tamamının Merkez Bankası rezervlerinden kapatıldığını da gördük. Bugün yine açıklanan verinin satır aralarında yani kaynağı belirsiz para girişi de Türkiye'ye durmuş durumda. Bütün bunlar dolar TL'ye dair iyi işaretler değil. Alarm zilleri çalıyor. Belki seçime kadar tutacak ekonomi yönetimi dolar TL'yi rezerv satışlarıyla ama böyle giderse cari açık bu hızda artmaya devam ederse bir noktada tencere patlayacak. Bu kanalın eski izleyicileri hatırlayacaktır. Bu içeride biriken basıncı, dolar TL'de artan basıncı ben düdüklü tencere benzetmesiyle anlatıyorum. E bugünkü cari açık verisi de bize gösterdi ki düdüklü tencerenin içindeki basınç giderek artıyor. Bu arada içeride bilinmeden geçilmemesi gereken bir gelişme daha. Merkez Bankası ihtiyaç kredilerinin faizini fiilen sınırlandırdı. Geçen cuma piyasalar kapandıktan sonra ben de video yayınladıktan sonra bankalara gönderdiği ortaya çıkan bir yazıydı. Fiilen diyorum çünkü %20.62'nin yıllık bileşik faizin üzerinde faiz ihtiyaç kredilerinde bankalar uygularlarsa sabit faizi devlet tahvili almak zorunda kalacaklar uzun vadeli sabit faizi. Bunu tabii ki istemiyor bankalar. O nedenle şimdi kredilerin faizini, bireyselde ihtiyaç kredilerinin faizini indirecekler. Ama bu faizden kredi vermek istemeyecekleri için aynı zamanda ihtiyaç kredilerini sınırlandıracaklarını da söyleyebiliriz. Yani eğer ihtiyaç kredisi kullanma planınız varsa bankanız şimdi geçtiğimiz haftalardan daha fazla maalesef zorluk çıkaracak. Videonun sonunda bir de bir uygulamadan söz etmek istiyorum. Desteklediğim bir uygulama Help Steps. HelpSteps, Türk girişimciler tarafından geliştirilen ve adımlarınızı sayan bir cep telefonu uygulaması. Cep telefonuna aplikasyonu indirebilirsiniz. Ve o gün kaç adım attığınıza baktığınızda size bir reklam videosu gösteriyor. Ve o videodan elde ettiği gelirin büyük kısmını da gönüllü kuruluşlara başta Ahbap, Akut ve Açev olmak üzere aktarıyor. İyi, hayırlı bir faaliyet. Ve şimdi HelpSteps faaliyetlerini daha da büyütmek için fon arıyor. Kitle fonlaması platformu Fon Angels'ta Help Steps'e ortak olabilirsiniz. Kitle fonlaması yoluyla ortak olabilirsiniz. Fon Angels'taki Help Steps'in linkini de sayfasının adresini de videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.